Merhabalar arkadaşlar. Ben yine Poyrazlık olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde ne yapacağız? Şuraya resmimizi getirebiliriz, adımızı yazdırabiliriz. Ondan sonra bir de düşündüğüm şey var. JavaScript'in bir bildiri çubuğu, girişlerde, çıkışlarda, burada güncelleme işlemlerinde. Bakalım. O halde başlayalım hemen. Uzatmadan başlayalım ve devam edelim. En başta ne yapalım? Biz oraya resmimizi getirelim. Adımızı getirelim, değil mi? O yüzden ne yapıyorum burada şimdi? Ben header'ı açmalıyım, değil mi? Resources içerisinden, VFS altından, admin altından, sabit işinden header'ı açıyorum. Header'ı açtım. Geldim buraya. Aşağı doğru indim. Buraya ne yazacağım? Out yazdım. Out yazdım. İki tane nokta koydum. User dedim. Parantezimi açtım, kapattım. Okla belli ettim. Name dedim. Bir bakalım adımız gelecek mi? Poyrazdik olması gerekiyor burada. Harika. Şimdi resmimizi getireceğiz. İlk işlemi yaptık. Resmi zaten nasıl yapmıştık? Oradan alabiliriz biz. Aynı şeyi yazacağız. Resim Blade'e giriş yaptım. Resim Blade'den şuradan alıyorum. Image'ten alıyorum. Bunu böyle tuttum. Tekrar Header Blade'e giriş yaptım. Hemen bunun üzerindeki search kısmına bunu yapıştırıyorum. Ne demiştik burada? Eğer ki veri tabanında bu kullanıcının resmi boş değilse onun URL'i de şey dosya yolu da şurasıdır. Sen gel onu burada göster. Başka bir şey ise yani else olarak düşünün başka bir şey ise sen gel resim yok admin upload içerisindeki resim yok adlı resmi göster diyoruz. Hemen bunu da böyle kaydediyorum. Refresh yaptım bakalım resmimiz gelecek mi? Harika, çok güzel resim geldi. Bir tane resim değiştirelim hemen. Deneyelim. Başka resim gelecek mi? Bu resmi değiştirdim. Bu da geldi. Bir de şimdi veri tabanına giriş yapıyorum. User tablosuna girdim. Sonra bu resmi bir silelim. Resmi bir sildim. Bakalım, evet, resim yok. Resmini bana gösterdi. Şimdi bir daha resim yükleyelim. Resmimiz kalsın orada. Resmi yükledim. Bakalım gösterecek mi? Tamam, burası tamamdır şimdi. Başka ne yapalım bir de? Burada ufak bir düzenleme yapalım. Toparlama yapalım. Header blade burada kalsın. Bakalım. Resim blade'e tekrardan giriş yaptım. Şuradan şu en üstteki şunların hepsini aldım. Copy, kestim. Edit blade'e giriş yaptım. Hemen şuraya onları yapıştırdım. Üstüne iki tane daha div class page content yazdım. Bir tane de div class container float yazdım. Burada 6 tane oldu. 4 tanesi bunun resim blade'in en altında. Onu kesiyorum buradan. Kestim. Edit blade'e tekrar giriş yaptım. En aşağı geldim. Hemen section'ın üzerine yapıştırdım. Otomatik düzenlememi de yaptım. Burası böyle bir kalsın. Başka burada yapmamız gereken toparlama da yaptığımız için düşüne düşüne yapıyoruz biraz da. Bir refresh yapalım. Güzel görünüyor. Bir problem yok. Yine zaman zaman toparlamamızı yapacağız. Şuraları az önce yaptığımız işlemler bakarsanız buraları falan böyle daha güzel yaptı gibime geliyor. Yine toparlamalarını zaman zaman yaparız dediğim gibi. Şimdi bildiri alanını yapalım isterseniz. Bildiri için şöyle bir şeyimiz var yine JavaScript'le alakalı CDN ile alakalı. Arkadaşlar JavaScript kısmını vesaire normal olarak pek anlatmıyorum. Zaten anlatmam da çok etik olmaz diye düşünüyorum. Dersimiz Laravel, PHP diyelim. Yani bazı arkadaşlar rahatsız olabilir. Belki bunları biliyordur veya bilmek istemiyordur. Rahatsız olmaları çok doğaldır. Çok anlatmam mümkün değil. Yüzeysel. Dersimiz Laravel kısmını anlatmak zorundayım. Şimdi şunu kopyaladım. Bunu size indirilebilir kaynaklardan zaten verdim. Şunu kopyaladım. Admin Master'a giriş yaptım. Hemen şunun altına geldim. Şuraya bir yapıştırdım onu. Buraya bir yapıştırdım. Sonra tekrar geldim oraya. Şunu aldım. Sayfanın en altına geldim. Admin Master'ın en altına geldim. Buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırdım. Otomatik düzenlemeyi tekrar yaptım. Şimdi başlayalım hemen.
Resim bileti de kaydetmemişiz. Kaydettik. Sonra profile controller'a bir giriş yapalım arkadaşlar. Profile controller'a giriş yaptığımızda önce orayı yüzeysel bir söyleyeyim yine isterseniz. Admin Master'a geldim. Burası bildirim. Yani burası mesajı içeren kısım olacak. Mesajı verecek. Bunlar zaten renkler biliyorsunuz. Success, Warning, Error renkleri vereceğiz. Bu Alert Type'da rengi seçeceğiz. Bununla mesajı yazacağız. Zaten kısa bir şey. Hemen göstereceğim. Profile Controller'a giriş yaptım. En yukarıdan aşağı doğru Update'e geldim. Buraya geldim. Hemen Update'in altına, resim yüklerinin altına geliyor. Hemen başlatıyorum. Diyorum ki bir tane değişken oluşturdum. Mesaj eşittir. Dedim bildirim. Şurada yazdığımız arkadaşlar. Burada yazdığımız yani bildirim dedik ya mesajı buraya yazacağız. Bildirim. Dedik ki neye? Bildirim şudur. Burası hangi alanımız bizim mesela? Giriş alanımız değil mi? Yok, güncelleme pardon. Güncelleme. Güncelleme başarılı. Başarılı desin bize. Virgülümüzü koyduk sonra. Bu arada kusura bakmayın ufak bir hata yaptık. Şurada unuttuk. Array'i açacağız. Array ile vereceğiz. Yanına bir noktalı virgülümüzü attık. Sonra alta indik. Dedik ki bildirim yine bildirim dedik. Sonra bildirim eşittir. Yine tırnağımızı açtık. Güncelleme başarılı desin. Noktamızı koyduk. Virgülümüzü koyduk. Bir alt satıra indik. Yine tırnağımızı açtık. Tırnağımızı açtık ve alert type dedik. Buraya arkadaşlar yine karşıya geçtik. Alert type eşittir yani. Rengi ne olsun? Success olsun. Bu harfleri büyük küçük duyarlıdır arkadaşlar. Burada ne yazdıysak nasıl yazıyorsa öyle yazalım. Öyle yazmamız gerekiyor. Şimdi bunu aşağı indirdim. Şuraya hatta bir tane de şey yapalım. Yorum satırı yapalım. Karışmasın. Bildirim. Bildirim yapalım. Bu yorum satırları çok işimize yarar. Unutmayız. Veya karıştırmayız. Şimdi burayı yaptık. Sonra bunu bu yazdığımızı burada belirteceğiz. Yani nasıl yapıyoruz? Buraya dedim ki with parantezimi açtım. Mesaj. Yani burada ne dedim? Sen bunları çalıştır, döndür. Yani ne yapıyorsan yap. En sonunda şu mesajı vererek döndür. Hemen bir tane örnek yapalım. Bakalım nasıl görünüyor. Refresh yapıyorum şimdi sayfayı. Refresh yaptım. Resmi olduğu gibi güncelleye basıyorum. Bakalım burada güncelleme başarılı tam olarak söylemeye çalıştığım bu çok güzel bir işlemdir diye düşünüyorum. Ben çok beğeniyorum. Şimdi geldim bir de şundan bir tane daha kopyaladım. Aşağı doğru geldim. Bu da arkadaşlar hesabı silmek için. Hesabı silmek için geliyorum yine bunu buraya yapıştırıyorum. Buraya yapıştırdım dedim ki buraya ne diyorum? Hesap kalıcı olarak silindi desin. Onun da denemesini yapacağız. Buna da error mu diyelim? Bir error diyelim. Bakalım. Error dedik. Sonra geliyoruz. Silince bunu şeye atsın. Login'e atsın. Buna da diyelim ki with yine mesaj ile sen bunu döndür dedik. Ama şurada böyle bir durum var. Şimdi hesabı sildiğinde login'e atacak değil mi? Login'e attığında ne yapacak? Yani bizim bu kodlarımız Admin Master'da. Admin Master, Admin klasörü içerisinde login farklı bir alanda arkadaşlar onu göremez. O yüzden bizim şuradan Admin Views altından şöyle göstereyim. Views altından Auth'u açmamız lazım. Buradan login bileti giriş yapmamız lazım. Admin Master'a yaptığımızın şunun aynısını alıp buraya yapmamız gerekiyor. Sayfanın en altına geldim. Login bileti bunu yapıştırdım. Bu bir. Admin Master'a tekrar giriş yaptım. En yukarı geldim. Şunu aldım. Login biletin en yukarısına geldim. Şimdi buraya yapıştırdım bildiriyi. Kaydettim bunu böyle. Neredeydi? Profile Controller. Hesap kalıcı olarak silindi. Silindi. Tamam. En son hesap silme işlemini deneyeceğiz. Bir de neyimiz var burada? App altından, HTTP altından, controllers içerisinde out. Buradan Authenticate Session Controller arkadaşlar. En baştaki bunu açtım. Geldim buraya.
Şuradan create altından store'a giriş geldim. Aynısını hatta yazalım bu sefer. Ne yapıyoruz? Mesaj. Yine mesaj dedik. Eşittir array dedik. Oluşturduk. Noktalı virgülümüzü koyduk. Bir alta indik. Mesajı yazdırmak için ne yapıyoruz? Bildirim dedik. Bildirim şudur. Burası ne? Giriş değil mi? Giriş. Başarılı desin. Girerken bir mesaj alacağız. Virgülümüzü koyduk. Bir alt satıra indik. Yine tırnağı açtık. Şimdi de rengini alır type dedik. Rengine ne olsun? Success olsun girişte de. Burası giriş alanı. Yine buraya da bildirim dedim. Şundan bir tane daha kopya aldım. Şuraya yapıştırdım. Sonra buraya geldim. Dedim ki sen bununla işlemini yap. Yani bunu göstermeden geçme diyorum. Her şeyini yap, en son bunu göster diyorum. Sonra bundan bir kopya aldım. Bu da çıkış işlemi. Çıkış yaptığında bizi normalde ana sayfaya atıyor. Bu sefer login'e atsın. Login'e astım geldik. Bunu yine buraya kopyaladık, yapıştırdık. Şunu şöyle biraz düzelttim. Yine dedik ki with mesaj ile işlemini yap dedik burada. Bu sefer bu renkte info olsun arkadaşlar. Info yapalım. Buradaki destroy çıkış, diğer destroy hesabı öldürmek için. Yani silmek için. Şimdi bunu yaptık, bunu yaptık. Başka bir durum yok diye düşünüyorum. Şimdi bir refresh yapayım. Bir çıkış yapalım bakalım. Hemen bir çıkış yapıyorum. Testimi yapıyor. Bu güncellemeleri zaten yaptık. Testini gördük. Giriş başarılı yazmışız. Tamam, çalıştı. Çıkış başarılı olacak. Geldim, onu ben düzelteyim. Çalışıyor en azından. Onu gördük. Çıkış başarılı olacak. Şimdi refresh yapıyorum tekrardan. poyraz@gmail.com yazdım. Şifremi yazıyorum. Giriş bir yapsın bakalım. Bunu niye vermedi? Biz neyi yanlış yaptık burada? Giriş başarılı. With mesaj. Neyi yanlış yaptık biz burada? Store. Mesaj, array, bildirim, giriş başarılı. Burada zaten alır tar. Success arkadaşlar söylemiştim. Yani harflere büyük küçük harflere duyarlıdır veya bakın bir harfi yanlış yazmışız. O yüzden göstermemiş. Bakalım bunu kopyala yapıştır yapmış olabiliriz. Info zaten bunu gerçi değiştirdik. Burada başka var mı? Success, info, profile controller, error. Bu da error. Nerede? Success, burada da problem yok. Admin master'ın şeyine bakayım. Error. Yanlış yazmamışız umarım. Tamam. Burada da bir problem yok gibi görünüyor. Error. Tamam. Bir daha bir testimizi yapalım. Şimdi çıkış başarılı diyorum. Çıkış karıştırdım. Çıkış yapalım bir. Çıkış başarılı istediğimiz gibi gösterdi. poyraz@gmail.com deyip şifremi yazıyorum. Girişimi yaptım. Tam istediğim gibi bana mesajı gösterdi. Başka bir de hesabı öldürmek gerekiyor değil mi? Bakalım bir tane kullanmadığımız deneme. Deneme bunun şifresi neydi peki? Testi beraber yapalım ki sonra farklı olmasın. deneme@gmail.com şifre 1'den 8'e kadar mı acaba? deneme@gmail değil mi? deneme@gmail girişimi yapıyorum. 1'den 8'i denedim. Tamam, yaptı. Giriş başarılı dedi arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurada zaten bakın fotoğrafı yok diye boş yok fotoğrafını gösterdi. Tam olarak istediğimiz gibi her şey çalışıyor. Sonra bunu bir save diyelim bakalım. Burada da bir denemesini yapalım. Yine güncelleme başarılı dedi. Harika. Çok güzel. Başka. Şuradan maili zaten buradan değiştirirsek doğrulama isteyecek. Hatta ben sizin için burada bir tane şey yapayım. Save dedim. Bir tane araya D attım. Doğrulama istiyor arkadaşlar. Şimdi buradan bunu da gösterdim. Şifresi
şifre değişikliğini yapalım. Hepsinin bir testini yapalım. Şifresini yazdım. Bu sefer de birden 9'a kadar yazayım. Zaten hesabı sileceğim şimdi. Bu hesabı sileceğim. Şifreyi de değiştirdiğime bakalım. Şifreyi de değiştirdi arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Zaten şimdi deneyeceğim onu da. Silmeye basıyorum şimdi. Şifreyi yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Az önce yaptığım şifre. Değiştirdim şifreyi yazıyorum. Hesabı silmeye basıyorum. Bakın hesabı sildi. Hesap kalıcı olarak silindi. Beni login tarafına attı. Harika. Süper arkadaşlar. Dersi burada bitirelim. Biraz uzun oldu ama ders güzeldi. Toparlama falan yaptık. Diğer derste görüşmek üzere.